Bu videoda kısmi integral yöntemini kullanarak e üzeri x çarpı kosinüs x dx integralini hesaplamaya çalışalım. Evet, kısmi integrasyon söz konusu olduğu zaman kendimize soracağımız ilk soru şu olmalı. Çarpım halindeki bu iki fonksiyondan hangisi türevi alındığında daha basit hale gelir? Bu örnekte ikisi de daha basit hale gelmiyor değil mi? Ayrıca ikisi de integralleri alındığında çok daha karmaşık bir sonuç da vermiyor. Yani burada hangi fonksiyonu fx, hangisini g üzeri x olarak alacağımız kararı tamamen bize kalıyor. Kaldı ki bu soruyu her iki yoldan da çözmek mümkün. Biz f x'e e üzeri x diyelim. g üssü x'e de kosinüs x'i atayalım. Evet, bunu yazalım. f eşittir e üzeri x O halde, f üssü x de yine e üzeri x olacak. e üzeri x'in türevi yine e üzeri x'tir çünkü. g üssü x kosinüs x olsun dedik değil mi? Onun integrali olan g x de kosinüsün ters türevi sinüs x olduğundan sinüs x'e eşit olur. Hadi artık kısmi integrasyonumuzu uygulamaya başlayalım. Bu ifade eşittir fx çarpı gx yani e üzeri x çarpı sinüs x çarpı sinüs x. Evet eksi integral f üssü x yani e üzeri x çarpı g x yani yine sinüs x sinüs x dx aslında pek fazla mesafe kat edemedik gibi görünüyor. Çünkü şimdi de elimizde içinde yine e üzeri x ve bu kez de sinüs x'in bulunduğu başka bir belirsiz integral var. Bakalım bu integrali ayrı olarak çözebilecek miyiz? e üzeri x çarpı sinüs x dx integralini şurada hesaplamaya çalışalım. Nasıl yaparız bunu? Benzer şekilde fx eşittir e üzeri x diyebiliriz. fx ve türevinin değerleri yine aynı olacak ama biz yine de yazalım. f(x) e, e üzeri x dedik. f üssü x de onun türevi yani yine e üzeri x. gx artık sinüs x. Bu eşleştirmeyi şimdilik bir kenara koyalım kaldı ki yanlış yazmışız zaten siliyorum burayı evet sinüs x olan g üssü x değil mi g üssü x eşittir sinüs x onun integrali olan g x de eksi kosinüs x olur. Artı kosinüsün türevi eksi sinüs eksi kosinüsün türevi de artı sinüstür. O halde kısmi integrasyonumuza artık geçebiliriz. İlk olarak ne yazıyoruz? fx çarpı gx'i yazıyoruz. fx çarpı gx eşittir eksi, eksi işaretini başa koydum, eksi e üzeri x çarpı kosinüs x çarpı kosinüs x eksi integral f üssü x g x değil mi? f üssü x e üzeri x'e eşit. e üzeri x g x ise eksi kosinüs x'e eşit. Kosinüsü buraya yazıyoruz. Eksi işaretini ise integral'in dışına atıyoruz. 2 eksinin çarpımı da artı oluyor. O halde burası artı. Elbette sondaki d de unutmuyoruz. Şimdi bir arpa boyu yol gidemedik diyor olabilirsiniz. Çünkü bu yeni integral yine ilk integralimizin aynısı oldu. Başladığımız yere geri döndük yani. Ya da acaba gerçekten öyle mi oldu? Şimdi ilginç bir şey deneyelim. Bu ifadeyi alıp bu ifadeyi alıp burada yerine yazalım. Aslında sonucu kutu içine alsam daha doğru olacak. Bu ifadeyi alıp esas denklemimizdeki bu terimin yerine yazalım bakalım ilginç bir şeyler olacak mı? Orijinal integralimizi yazalım. integral e üzeri x çarpı kosinüs x dx eşittir e üzeri x çarpı sinüs x, e üzeri x çarpı sinüs x, eksi bu ifadenin tamamı. Başındaki eksiye lütfen dikkat. Çıkarıyoruz. Eksi, eksi e üzeri x kosinüs x artı e üzeri x kosinüs x olur. Unutmayın ifadenin tamamını çıkarıyoruz. O halde burası eksi integral e üzeri x kosinüs x olur. Sonunda da dx var tabii. Şimdi ilginç bir şey bu. Bu ifadeyi aldık. Kısmi integrasyon yöntemiyle buna eşit olduğunu bulduk. Sonra asıl denklemde tekrar yerine yazdık. Çıkarma işlemini yaptığımız zaman böyle bir ifade elde ettik. Bu denklemi ilginç kılan şey esas ifademizden iki tane içeriği olması. Yani istersek bu ifadeye bir isim verip denklemden o ismi yalnız bırakabiliriz. Şimdi gelin denklemin her iki tarafına bu ifadeyi ekleyelim. Şöyle öyle yani her iki tarafa integral e üzeri x kosinüs x dx ifadesini ekliyoruz. Evet integral e üzeri x kosinüs x dx. Peki ne elde ettik? Denklemin sol tarafında esas integralimizden iki tane oldu. 2 çarpı integral e üzeri x çarpı kosinüs x dx ve bu ifade buna eşit oluyor. Kopyalayıp yapıştıracağım bunu. Kopyala yapıştır. Evet buna eşit oluyor işte. Bu kısımsa sadeleşiyor. Artık en baştaki ifademizi denklemde yalnız bırakabiliriz. Böylece e üzeri x çarpı kosinüs x dx integralini de çözmüş oluruz. Bunun için denklemin her iki tarafını 2'ye bölmemiz yeterli. Denklemin sol tarafını 2'ye böldüğümüzde en baştaki ifadeyle yani integral e üzeri x çarpı kosinüs x dx ifadesiyle nihayet baş başa kalıyoruz. Sağ tarafı 2'ye böldüğümüzde ise sonuca neredeyse ulaşmış oluyoruz. e üzeri x çarpı sinüs x artı e üzeri x çarpı kosinüs x bölü 2. Şimdi burada dikkatli olmak lazım çünkü bu esas ifademizin integrallerinden biri ama. Tek sonuç bu değil. Çok uğraşmış, kısmi integrali iki kez uygulamış, her şeyi doğru şekilde yerine yazmış olsak da unutmamalıyız ki burada bir sabite ihtiyaç var. İşte demek ki bu ifadenin türevini aldığımızda sabitin ne olduğundan bağımsız olarak e üzeri x çarpı kosinüs x ifadesine ulaşıyormuşuz. Çok da şık bir ifade oldu değil mi?